Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni saçlarımla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi saçlarımı epey bir kestirdim. Neredeyse artık belime inmişti. Ama şimdi videoya odaklanmak için her zamanki gibi şöyle biraz arkaya alacağım. Bugün Şubat ayı bitenler videosuyla karşınızdayım. Yanımda epey bir ürün var. O yüzden giriş kısmını çok uzatmadan hemen yorumlarıma geçmek istiyorum. İki tane maskara bitirmişim. Bunlardan ilki Avon'un 5-in-1 Lash Genius isimli maskarası. Hemen şöyle ucunu göstermek istiyorum. Plastik bir ucu var. Oldukça büyük olduğunu söyleyebilirim. Böyle gördüğünüz gibi tel tel bir fırçası var. Böyle bitişik bir yapısı yok. Yani böyle telleri birbirinden biraz ayrık diyebilirim. Normalde ben böyle büyük fırçaları çok fazla sevmiyorum. Plastik fırçalarla da aram çok iyi değil. Kıl fırçalar dolgunluk daha fazla verdiği için benim genelde favorim onlar oluyor. Ama bu maskarayı gerçekten çok seviyorum. Bir de Maybelline'in Last Sensational'ı. O da plastik fırça olmasına rağmen favorilerimden biri. Belki de gizliden gizliye seviyor da olabilirim plastik fırçayı, çok emin değilim. Ama bu maskara özelinde konuşmak gerekirse gerçekten Avon'un en sevdiğim maskarası. Neden? Çünkü büyük bir fırça olmasına rağmen gözümü rahatsız etmiyor. Dediğim gibi ben normalde büyük fırçaları çok sevmiyorum çünkü göz yapım biraz küçük. Ya gözümün içine batıyor ya da üstüne bulaştırmama sebep oluyor. Bunda öyle bir sorun yaşamıyorum. Tabii ilk başta alışana kadar bir süre sorun yaşadım ama sonra çabuk alıştı elim. Şu yapısından dolayı kirpikleri çok güzel kavruyor, kaldırıyor ve uzatıyor. İkinci katta da uyguladığınızda da güzel bir dolgunluk veriyor ama asla yapıştırmıyor, ağırlık da yapmıyor. İlk katta tabii ki çok büyük bir dolgunluk beklemeyin ama ikinci katı uyguladığınızda gayet yeterli, güzel bir dolgunluk verdiğini söyleyebilirim. Ben genelde bu maskara ile ilk katı geçip üzerine dolgunluk veren bir maskara da uygulayabiliyorum daha hızlı sonuç almak için. Ama bunun uzatmasını gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Kirpiklerimle çok çok iyi anlaşıyor. Benim bu arada bitirdiğim ikinci değil üçüncü paketim ve genelde de bittikçe alıyorum. Şimdilerde elimdeki maskaraları biraz eritmek istediğim için yenisini almadım. En son aldığımda nispeten uygun fiyatta kategorisindeydi. Şu anda ne oldu bilmiyorum ama dediğim gibi denk geldikçe alacağım bir maskara, gerçekten çok güzel. Diğer bitirdiğim maskara ise Kiko markasına ait Waterflower Magic isimli seriden bir maskara. İki taraflı bir maskara. Bu taraf için volüm efekt diyor. Hemen şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi plastik bir fırça ve tel tel ayrıldığını görüyorsunuz. Bu kısım gerçekten güzel bir volüm veriyor. Diğer taraf ise biraz daha dolgunluğa yönelik. Orası için de curling efekt diyor. Hemen göstereceğim. İsterseniz tek tek uygulayabilir, isterseniz de iki tarafı birleştirerek uygulayabilirsiniz. Burası böyle biraz daha şöyle eğimli yapıya sahip. O yüzden kirpikleri çok güzel kavruyor. Güzel bir dolgunluk verdiğini de söyleyebilirim. Bu tarz ikili maskaraları ben seviyorum. Çünkü tek maskarada aslında istediğiniz efekti elde edebiliyorsunuz. Her ikisini beraber kullandığınızda dramatik volüm efekt şeklinde bir vadi var. Güzel bir maskaraydı ama koleksiyon ürünü olduğu için tekrar alma şansımız yok diyebiliyorum. Ben de tekrar alır mıydım? Daha çok sevdiğim maskaralar var ama bu da kötü bir maskara değildi. Bir tane kaş maskarası bitirdim. Pastel markasına ait Show Your Peace isimli transparan maskara. Bunu hem kirpiklerinizde hem de kaşlarınızda kullanabiliyorsunuz. Uygun fiyatta güzel bir alternatif olduğunu söyleyebilirim. Tutuşu wow derecede iyi değil. Günlük olarak eğer kaşlarınız çok hareketli değilse sizi kurtarır günlük olarak, dediğim gibi. Ama böyle özel günler için düşünüyorsanız, zamp gibi yapsın, yerinden oynamasın diyorsanız bu tabii ki yeterli bir ürün değil. Ben günlük anlamda kullanmayı gayet sevdim. Denk gelirse tekrar da alırım. Kirpiklerimde hiç kullanmadım. Kaşlarımda ise bir dökülmeye vesaire sebep olmadı. Bitenler videolarında sık sık fırçalardan bahsetmiyorum ama üzülerek bu videoda bir fırça göstereceğim. Nashita'nın 136 numaralı kapatıcı fırçası. Çok uzun zamandır kullandığım, çok uzun yıllardır kullandığım daha doğrusu emektar fırçam. Artık son yıkama sırasında şuradaki kıllar çıktı ve gördüğünüz gibi
böyle bir bombeli durum oluştu. Zaman içerisinde favori fırçalarımda değişmeler oldu. Her fırçaya muadil geldi ama buna asla gelmedi. Çok çok sevdiğim, her gün kullandığım bir fırça. Dediğim gibi benim için asla bir muadili yok. Çok güzel bir fırça. O yüzden de hemen yenisini sipariş ettim. Dediğim gibi ablamla beraber yenisini sipariş ettik. O da kargoda. Umarım bir an önce gelir. Çünkü bu fırça olmadan yaşayabileceğimi zannetmiyorum. Neden bu kadar çok seviyorum? Çünkü çok büyük de değil, çok küçük de değil. Göz altlarına gerçekten çok güzel yerleşiyor. Çok 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 az ürün emiyor. O yüzden de defalarca kullanabiliyorsunuz. Ben bir hafta boyunca her gün kullanıyorum ve pazar günleri sadece yıkıyorum. Bazen iki hafta bile kullandığım oluyor ve asla dediğim gibi üzerinde ürün birikip kötü bir uygulamaya sebep olmuyor. Fırça izi bırakmıyor. Çok az bir ürünle çok güzel kapatıcılık elde etmenizi sağlıyor. Geçelim biraz da cilt bakım ürünlerine. Bir önceki bitenler videom biraz daha konsept bir videoydu ve sadece cilt bakım ürünlerine oluşuyordu. Eğer izlemediyseniz linkini buraya bırakacağım. Bu videodan sonra giderek o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi bu video için 3 tane cilt bakım ürünüm var. Bunlardan ilki Garnier markasına ait kayısı peelingi. Bu bir marka gönderisi olarak gelmişti. Ben normalde tanecikli peelingleri yüzüme uygulamıyorum. İlk geldiğinde merak ettiğim için yüzüme denedim ve güzel pürüzsüzleştirdiğini söyleyebilirim. Daha sonrasında ben bunu vücuduma kullanarak bitirdim. Güzel bir kokusu var. Fresh bir koku. Öyle parfüm kokmuyor. Tanecikleri çok büyük ya da agresif değil. Ve yapısı böyle biraz macun gibi. Vücudumda kullandığımda pürüzsüzlük hissini gayet beğendiğimi de söyleyebilirim. Ama yüzüm için ben bunu tekrar almam. Bir diğer bitirdiğim ürün ise Jaya markasına ait bu Ultralight Face Cream Moisturizing isimli serum formdaki kremi. Bu ürünle aşk nefret ilişkisi yaşadığımızı söyleyebilirim. Yapısını, dokusunu çok seviyorum. Verdiğini çok seviyorum. Ama cildime iyi gelmiyor. Nasıl? İncecik bir yapısı var. Şimdi hemen göstereceğim. Şu şekilde sıktığınızda gördüğünüz gibi losyon gibi bir kıvamı var. Şöyle ısıyla temas ettiği anda böyle incecik bir yapıya bürünüyor ve çok kolay bir şekilde de emiliyor. Hemen şöyle elime süreyim. Kokusu gerçekten çok güzel. Jaya'nın ben bu keçi sütü serisini de çok seviyorum. Çünkü ince yapılı olmasına rağmen gerçekten çok çok iyi nemlendiriyor. Ama bu ürün muhtemelen benim cildime ağır geliyor. İlk uyguladığım zaman cildimi çok güzel nemlendiriyor, aydınlık yapıyor, fondötenin altından bile ışıl ışıl görünüyor. İlk uyguladığımda bayılıyorum. Cildimin bütün nem ihtiyacını kesiyor, atıyor. Lakin bu ürün akşama doğru benim cildimi pürüzlendirmeye başlıyor. Dünden önceki gündü sanırım yine uyguladım ve şuramda iki tane böyle sivilce gibi değil, siyah noktanın biraz ele gelir versiyonu gibi pürüzler çıkarıyor. Siyah noktalarımı tetikliyor ve arttırıyor. Muhtemelen içeriği benim cildime dediğim gibi ağır geliyor. Ben karma ciltliyim. Kışın biraz daha kuruya dönük bir karma ciltliyim. Çok çok sevdiğim bir markanın La Roche-Posay'in termal suyunu bitirdim. Ben termal suları çok severek kullanıyorum. Özellikle yaz aylarında kullanmayı seviyorum. Hem makyaj altına hem makyaj üstüne son derece fresh ve tazelenmiş hissettiriyor. Ve cildi nemlendiriyor. İçerik olarak da gayet güzel. La Roche-Posay'in termal suyunu bitirdim ama Avène markasının termal suyunu da çok seviyorum. Dönüşümlü olarak kullanıyorum. Hangisi denk gelirse onu alıyorum. Yapı olarak bir farkları yok zaten. Bundan önce elimde Avène markasının en büyük boyu ile küçük boyu vardı. Ben küçük boyu çantama atmayı çok seviyorum. Özellikle yaz aylarında. En büyük boyunu da normal cilt bakım rutinimde kullanıyordum. O kapağıyla birlikte rafa sığmadığı için bu şekilde duruyordu ve üst rafın üzerine çökmesiyle birlikte yaklaşık böyle 3'te 1'i kadarı hep rafa sıkılmıştı. Fark ettiğimde felaket bir görüntüydü. Acısı hala içimdedir. 2 tane koltuk altı stiği bitirdim. İkisi de Rexona markasına ait. Biri uygun fiyatlı, diğeri yüksek fiyatlı. İlk olarak yüksek fiyatlıdan başlayalım. Bu gerçekten meşhur bir ürün. Muhtemelen karşılaşmışsınızdır. Ben de çok severek kullanıyorum. Özellikle yaz aylarında benim için olmazsa olmaz. Bu ürünü bir kere uyguluyorsunuz ve 2 gün boyunca ter kokusunu ortadan kaldırıyor. Ve üzerinde diyor ki hareket ettikçe artan ferahlık. Gerçekten de hareket ettikçe, siz terledikçe bunun buram buram güzel kokusuyla karşılaşıyorsunuz.
Kokusu da gerçekten çok güzel. Böyle ağır bir kokusu yok. Şöyle göstereyim, umarım görünüyordur. Petek gibi bir dizilimi var ve siz sıktıkça oradan böyle kremsi bir fonda çıkıyor. Yani pudralı vesaire bir ürün değil. Beyaz üstlerimde sararmaz, siyahlarda da beyaz leke vesaire yapmıyor. Yaz aylarında fiyatını gerçekten sonuna kadar hak ediyor ama kış ayları için bence biraz pahalı. Çünkü kış aylarında terlememiz minimum düzeye iniyor ve normal bir deodorant da gayet iş görüyor. O yüzden de ben Rexona'nın bu Powder Dry isimli koltuk altı stiğini kullandım. Bunun da kokusu gerçekten çok güzel. Bu böyle pudra yapılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Yine herhangi bir beyaz ya da sarı leke oluşturmuyor kıyafetlerde. Kış aylarında benim için gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. İçerisinde de kesinlikle alkol yok. Benim Şubat ayı bitenlerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.